Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Turgut Uç. Kimileriniz beni Game of Thrones ile ilgili bazı videolardan hatırlayabilirsiniz. Kardeş kanal olarak gördüğüm Geek Yapar da bu konu hakkında elimden geldiğince atıp tutmaktayım. Hoş geldiniz dedim. Aslında bu videoyu izliyorsanız gerçek anlamda hoş geldiniz demektir. Çünkü kanalımın resmi olarak ilk videosuyla karşı karşıyasınız. İlk video olarak ben kanalımda hem oyunlar hem Game of Thrones hem de başka sürprizlerle sizlerle beraber olmayı planlıyorum. İlk oyun olarak Game of Thrones'un Telltale Game tarafından hazırlanmış olan oyununu seçtim ki böylece size hem oyunlar hakkında bir video çekmiş olayım hem de Game of Thrones üzerinde yorumlamaya devam edebileyim. Oyunu hem sizinle beraber oynayacağım hem de elimden geldiğince seri ve dizi ve kitap hakkında bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Belki bunun arasında da bu oyun sırasında bile böyle teori konuşabiliriz. Ben size normalde dizide yansımayan bazı bilgiler verebilirim. Keyifli bir sohbet olur diye tahmin ediyorum. Özellikle İngilizce oynayacağım oyunu. Çünkü kitapta bile çeviride çok ciddi sıkıntılar var. Keyfi bayağı baltalıyor. O yüzden bunu da İngilizce oynayacağım. Ancak oyunun Türkçe çevirisi bulunmakta bizim Fahri çeviri yapan arkadaşlarımız tarafından yapıldı. İnternetten bulup eğer sizin de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz oyunu. Şimdi oyuna geçiyoruz. Telltale Game'in Game of Thrones oyununu eğer tek bir cümleyle tarif edecek olursam birazcık yorulmaya başladıkları oyun olarak tarif etmem en uygun olacaktır. Bunun nedeni de bu işte Sam & Max, Back to the Future gibi oyunların ardından özellikle Walking Dead'de çok ciddi bir çıkış yakaladılar. Sonrasında kolların altına çok fazla karpuz sıkıştırmaya çalıştılar. Böyle olunca da işte mesela bu oyunla beraber aynı dönemde Borderlands'in de oyununu yapıyorlardı falan. Birazcık ilgi alakaları bölündü. Böyle olunca da kalite bir tık düştü. Ben bu oyunu ilk bölümünü oynamıştım. Onu da bitirmiş miydim? Tam emin değilim. Hatırlamıyorum. Geçtiğimiz sene çıktı bu oyun. Çok fazla sarmamıştı. Sarmamıştı da demeyeyim aslında. Game of Thrones seven biriyseniz her türlü sarar açıkçası. Ama vakitsizlikten falan ilerleyememiştim. Şimdi sizinle beraber 6 bölümün tamamını başarabilirsek, ömrümüz yeterse oynayacağız diyerek oyuna başlıyorum. Lannister. Kuzeyliler asla unutmazlar. Oyunda bir adet Kuzeyli ailenin mensubu olarak başlıyoruz oyuna. Ne kitapta ne dizide yer alan bir aile bu. Yeri geldiğinde bahsedeceğim. Yaptığınız her seçim oyunu etkileyecektir diyor. Klasik Telltale Game. Hiçbir şekilde etkilemeyecek ben söyleyeyim. İşte House Forrester. Biz Forrester ailesinin gözünden ilerleyeceğiz oyunda. Stark'a yıllardır bağlıydı. İşte Wallswood'daki Ironwood ağaçlarını işleyerek hayatlarını geçindiriyorlar. Savaş sırasında yaşananlardan dolayı perişan hale geldiler ve şu anda pamuk ipliğine bağlı bir seviyede yaşamlarını sürdürüyorlar. Oyunumuz tam olarak Kızıl Düğün'ün öncesinde bildiğiniz üzere bu Frey'lerin evinde, hanesinde gerçekleşen Kızıl Düğün önünde bir bu şekilde bir kamp kurulmuştu. O kampta başlıyor oyunumuz. Müziği dinleyelim bence süper. Yüce Jaime Lannister. Kral katili. Yemin bozan. Kuzey'i dizlerin üstüne çektiren adam. Bir kadın tarafından serbest bırakıldı. Şeyden bahsediyor. Ay Stark'ın annesinden bahsediyor. Lady Stoneheart diyecektim kadına. Şu anda bir Forrester Ailesi'nin kahyasını da başladık. Tıpkı kitapta ve dizide olduğu gibi birkaç farklı karakterin gözünden oynayacağız oyunu. Üf, tamam be. Diyor ki işte kan ve beyin görmek istemez, düzgünce temizle diyor. Heh, sağ ol. Ben de böyle bir kılıca sahip olmak isterim ama hiçbir zaman olamayacaksın diyerek bizi gömdü. Göt olma. Yani, yavşak gibi davranma.
I had Andy, you know. And him what? Capturing him. Şu anda kendi aralarında dedikodu yapıyorlar. İşte Jamie'yi ben yakalamıştım, şunu yapmıştım. Sence ne olmuştu diye soruyoruz. Birazcık bilgi almaya çalışmamız lazım başlangıçta. Jamie Lannister'ı sen mi yakalamıştın? Hayırdır. Bırak ya. Atıp tutuyorlar. Forrester ailesinin lordu. Şu anda zaten duruştan belli oluyor. Kuzeylilerin onurunu mu sorguluyorsun? Lord'una hemen şarap. Ben senden emir almam aslanım. Mantıklı. Benden değil ama ondan alırsın. Boş boş bekliyor. Kahyası gidişini yap. Enteresan bir durum bu. İşte kahyasından önce sen karışma ben hallederim dedi. Bu da kuzeyli bir lord olmanın inceliklerinden birisi. Tully ailesinin, o bölgedeki ailelerin savaştaki durumundan bahsediliyor şu an. İşte onlar her zaman size borçlu kalacaklar. Lord kahyasına sen de bir bardak al, sen de bizimle beraber içeceksin diyor. Robb Stark'a, kuzeydeki krala. Biliyorsunuz Robb Stark'ı ölmeden evvel kuzeydeki kralı ilan etmişlerdi. Lannister'ların evi olan Castle Rock'a yürüyeceğiz yarın diye atıp tutuyorlar. Winter is coming, North remembers, North remembers. Kuzey hatırlar. Winter is coming diyebilirdik ama bu Stark'ların sözü bence gerek yok. Roderick'e göz kulak olmanı istiyorum. Şu anda Bowen Can tavırlarla bizim fikir veriyor işte. Bizim ne yapmak istediğimizi soruyor şu an. With me, my lord? Forrester ailesine uzun yıllardır çok iyi servis ediyorsun. Çok iyi hizmet veriyorsun. Bu sadakatini nasıl ödüllendirebilirim? I want to fight. Savaşmama izin verin. Sen yeteneklerini çoktan kanıtladın. Kimse sorgulayamaz bunu. Amcanın isminden dolayı kahyam olduğunda bayağı soru işaretleri vardı ama sen bunu sildin attın. Amcası bilmiyoruz. Bu aileye servis eden herkesle eşit durumdasın. Bir kahya durumunda değilsin. Artık kahya değil miyim? Yarın itibaren hayır. Ama şu anlık sadece aramızda kalsın bu. Diğer kahyaların bundan dolayı cesaretlerinin kırılmasını istemem. Şu Roderick'i bul. Şu anda Kızıl Düğün'ün öncesinde olduğumuz için olacakları az çok tahmin ediyorsunuz. There will be no tomorrow. Bana yardım edebilir misin? Ondan önce de şarap istediler. Tamam ama bana borçlusun. Senden çok daha uzun zamandır ben kahyayım. Senin üstünüm ben. Tabi ağzımız açık bir şey söylemiyoruz. Hadi lan sen kimsin? Ben artık kahya değilim. Diyemedik. Lord saklayacaksın dedi. Lord ona sallıyor şu an. Böyle insanlar genelde uzun yaşamazlar biliyorsun. Biz tabii ki sadık bir insanız çünkü lordumuz kral. O yüzden kes sesini demek şu anda en uygunu. Seçenekleri belirlerken düzgün ilerlesek daha iyi olur gibi.
Bir yandan da arkadaşlığımızın bozulmaması lazım. Hem ona hem bize. Şu anda şey oynuyoruz. Ne şiş yansın ne kebap. Şu anda hani en dipteyiz zaten. Ay bak, promote olduğumuzu söyleyebiliriz ama söylememek en iyisi. Enough whining. Yani yeter bu kadar. Sızlandığın. Castle'ın amcasından bahsediyoruz. Amca dayı neyse işte. Benim amcam Castle'ın olsaydı benim için de bunları söylemek daha kolay olabilirdi. The Twins. İkizler biliyorsunuz Nehirova'da Freyler'in ailesinin iki tane ikiz kulesinin olduğu yer. Westeros'taki en can sıkıcı olayların yaşandığı kısım. Lord Walder'ın cömert anına denk geldiniz. Şu anda silahları görüyoruz. Açısı Kızıl Düğün'de neler olacağını bilmeseydik burası çok daha tedirgin edici olabilirdi bizim için. Eğer bilmiyorsanız sizin için oldukça şu anda neler oluyor moduna girebilirsiniz ama neler olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Müziği duyuyor musunuz? Ne olacağını bilmeme rağmen tüylerim diken diken oldu şu an. Geri dönmemiz lazım. Ya bu müziği kim bestelediyse elini ayağını öpmek lazım ya. Reigns of Castamere'den bahsediyorum. Bowen'ı kurtar, Lord Forrester'a koş. Lord. Arkadaşımızı geride... Bir seçim yapmamız gerekiyordu. Telltale yani... Seçimleriniz işte hep böyle ya, sizi... Üzen seçimlere zorluyor her zaman. Şu anda Lord'u uyarmamız gerekiyor. Roderick muhtemelen Lord'un oğlu. Büyük oğlu. Kraldan bir hediye. Evet. E'ye mi basacağım? Ne yapacağım? Tamam işte al be üf. Abo. Yok. Roderick miydi o? Başkası mı gitti? Bu kısım aslında şundan dolayı güzel. Biz hep içeride olanları biliyorduk. Bir anda dışarıda neler yaşandığını görüyoruz aslında. En az içerideki kadar bir karmaşa varmış anlaşılan. Buralarda bir yerde Taz'ı ile Arya'nın da olması lazım. Yani yaşananları düşünürsek. Bri Rüzgar nerede? Robin Kurdu nerede? Onu kurtarayım. Olayları çözerim. Tamam. Yaptığınız çok bir şey yok. Sadece biliyorsunuz Telltale oyunlarında doğru zamanda doğru tuşa basmak önemli. Önemli olan burada hikayeyi dinlemek. Önemli olan kendimizi kaptırmak. Ya çok oyun oynadığımız söylenemez aslında. Roderick'in üstüne at düştü. Bilin at düştü. Eve gidip söylese inanmazlar. Üstüme at düştü dese inanmazlar yani.
Evet. Speak up, Garrett. Did you see him or not? Onu parçaladılar. Katlettiler. Freyler onu katlettiler. Öyle mi oldu ya? Üstüne at düştüğünde öldü mü? Arkada bıraktığımız şeyi söylüyor. Bence yalan söylememizde bir... Ortamlarda kurtardım dersin. Kim bilecek? Hadi oğlum, savaşçı olmak istiyor dedin. Kendini göstermen lazım. Lord'un savaşı bak. Biraz savaşabilir misin artık? Arkadaşım. Hani Lord'u. Bir işe yarayabilir miyiz? Ha, baş başa kaldık. Of, kesin bir şey olacak. İlerlememiz lazım. Bizi köpekler gibi ağlıyorlar bizi. Bu bir foreshadowing mi? Ramsey'e. Bak. Ah. God is with your life. Return it to Ironrath where it belongs. Şimdi bize veriyor. Bunu Freyler'e vermektense sizi bırakmayacağım. Yapabilirsin ve yapacaksın. Benim söylediklerime itaat etmek zorundasın. Amcana söyle. North Grove kaybolmamalı. Neyse, aklımızda tutalım. Şu an bunları sorgulayacak durumdayız. Adam ölüyor. O yüzden direkt yemin ediyoruz. Hani şey diyebilirim. North Grove. Öğreniriz nasılsa. Burada bir terslik, yani normalde bizim kalmamız Lord'un kaçabilmemiz. Lord bizim kaçabilmemiz için kendini feda ediyor. Biz de mal mal izliyoruz. Koşmak varken adam ölüyor, biz mal mal izliyoruz. Burası başlangıç kısmıydı ki konuya giriş yapabilelim. Siz de bildiğiniz üzere hikayenin geçecek kısımları haritada böyle gösterir. Oyunda bunu nasıl yansıtmışlar, beraber izleyelim. İkizler, Freyler'in hanesi. Sur. Bunlar o bölümde nereleri göreceğimizi gösterir ve her bölümde değişir bildiğiniz üzere. Bu açılış videosu. Ironrath bizim evimiz. Normalde dizide ve kitapta olmayan. Item from Ice. Kral yolu. Bizim Forrester Land, yani oraya giden yol. Bizim topraklarımız. Forrester'a ait topraklarımız şu anda. Okey. Baştaki heyecanı, baştaki koşturmacayı bitirdik şimdi. Daha yavaş, birazcık sağ solu kontrol edebileceğimiz kısımdayız. Buralarda da daha rahat konuşabileceğimizi düşünüyorum. Han. Pekala. Game of Thrones her yerde kan olabilir. Hiç şaşırtıcı değil. Taze. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Ha, domuz. Okey, domuz kanı. Sıkıntı yok.
Kanı en son ne zaman karşımıza çıktı? Arya'nın mevcut durumlarında. Bakalım oradan ne çıkacak. Daha yeni henüz bölüm yayınlanmadığı için Arya öldü mü ölmedi mi, kendi kanı mıydı, domuzun kanı mıydı, Arya'nın kendisi miydi, o Wave denen kız mıydı, Jaqen H'ghar mıydı onun yerine geçen? Bir pek çok fikrimiz, her şeyimiz var. Açıkçası oradan ne çıkacağını kestirmek çok güç şu anda. Bana kalırsa Arya'ydı o ya. Ne yani, orada Sirio Forel varmış arkada falan bilmem ne. Neyse. Babasının arabasını buldu, devrilmiş bir şekilde. Okey, burada bir Lord Bolton'dan bahsediyor. Lan hala domuz pastırmasına sahip olacak. Bir domuz çiftliği. Git buradan, senlik bir durum yok. Kılıcı çek, babaya koş. Kılıcı çek. Oğlum savaşçı olmayı o kadar istiyorduk, neler yapabiliyoruz? Burası artık Bolton'lara ait. Stark'lara ait değil. Kuzey'in yeni koruyucusu Bolton'lar. Kızıl düğünden hemen sonrası. Kılıcı kaptırırsan ya ben öldürürüm. Bir şekilde bulurum. Uçurumdan falan atarım seni. Ya tam bir geri zekalısın. İşini bitirin. Balta bence bu. Lan! Aldım ya! Valar Morghulis. All men must die. Herkes ölür. Aldım ya. Tamam, biraz fazla düşündüm galiba hangisini alayım diye. Bir yerine sokacaksın işte o. Ha. O işte bu. Niye izliyorsun ki? Adamını katlediyorum. Niye izliyorsun ki? Sen de saldır. Ha, okey. Sonunda Mercy yok, Mercy yok, Mercy yok. No. Sorry. Lord Whitehill seni bundan dolayı sallandıracak. Hiç gösteremem ya. Bunları bir bırak. Şey gibi bu mahallede peçete satmaya çalışan çocuklar gibi git diyorsun, küfür ediyorsun, 10 tanesini toplayıp geliyorlar. I will survive. Your sister. Kız kardeşin. Nerede? Aa. Bir de bu adamı kurtaracaktım yani, aman şey. Öldürmeyecektim. Kardeşimi orada katletmişler. Kesin bunu öldürdüğün için sonra oyun beni cezalandıracak. Bakın görün. Çünkü niye? Game of Thrones. Bunu yapan adamı öldüreceğim. Bence yetmez. Yani. Ama bakalım. Yani baba gitti, kız kardeş gitti.
Lordumuzu kurtardım. Müthiş başladık ya. Harika yani. Etrafımızda kim varsa öldü. Tam bir Game of Thrones. Forrester ailesinin evi Ironhold. Ironhold muydu? Ironrat mıydı? Ironhold. It's Garrett. Get the castellan. Tell him his nephew survived. Benden uzak durun. Ölü siz de ölürsünüz. Uzak durun benden. Çok geç kalmıştım. Çoktan öldüler. Üstadı getirin. Büyük salonda buluşalım. Hemen. Çabuk. Okey. Şu anda Forrester ailesinin evindeyiz. İki White Hill askeri ve bir Bolton. Ailesini kimin öldürdüğünü anlatıyor. Muhtemelen bu amcamız. Yok. Değil mi? Ailemiz öldüler. Neden? Ailemi öldürdüler. Ne için? This never would have happened with the Starks in power. Starklar başta olsaydı bunlar asla yaşanmazdı. Unacceptable. You have my condolences. Üstad bu. Thank you, Master. Üstadların hiçbirine güvenmem. Baştan söyleyeyim. Bu abi temize benziyor olabilir. Üstadların hiçbirine güvenmem. But I should be able to save your leg. Kesiklerin ama bacağını kurtarabilirim. Some will call it vengeance. No doubt the White Hills will claim it was murder. Whitehill'ler bunu cinayet olarak görecekler. Adaletti bu. Ettiklerini buldular. Whitehill'lerin bizim üzerimize basıp geçmelerine izin veremeyiz. İltihaplanmayı durduruyor. Ne yapacağım? These are dark days, I fear. To lose the Lord of the House and the Elder. Walking Dead'in de oynadınız mı bilmiyorum. Orada da Clementine'in böyle bir bak düşününce bile. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. Ailemiz asla düşmeyecek. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. Umarım haklısındır. Lord Ethan, baba öldüğü için ona geçti. Daha genç. Ya yine mi? Yapmasak. Mesela ne bileyim bacağımı kes. Lord Forrester senin hayatını kurtardı. Oğluya ne seni kurtarmayı seçmesi birazcık enteresan geldi. I was given a message. Bunu buna söylemeyeceğim ama hayır. Daha da söyleme. Zatlar her şeyi dinlerler, her şeyi konuşurlar, her şeyi bilirler. Kendi ailesinden olan herkesi kurtarır da Lord Forrester. Küçük veya büyük fark etmez. Bu aileyle ilgili ufak bir toparlama yapacağım. Tamam. Tamam bir sus. Tamam. Şimdi güzel bağladılar bu arada. Hani odayı keşfetmemiz için aslında verdiği bahane şu. Bir yürü bakalım kan dolaşsın bacağına. Şimdi portreye bakalım. Oyunda dediğim gibi kitapta veya dizide olmayan Forrester ailesini gözünden olayları izliyoruz. Benim bununla ilgili sevmediğim bir durum var. Forrester ailesi yapısal anlamda Starklara çok benziyor. İşte baba, babanın oğlu, yani küçük oğlu tam onunla yakın yaşlarda kız kardeş falan. Yani aile yapısı çok benziyor. Çocuk sayısı falan işte burada görebileceğimiz gibi. Talia ve Ethan. Birbirine çok yakın yaştalar. Asher. Onun hikayesini ayrıca dinleyeceğiz. O da o çocuklardan biri. Mira. Lady Forrester. Eşi. Rion. Küçük çocuk. Lord Forrester ve Roderick. Şimdi yapısal anlamda Starklara bu kadar benzediği için tamam. Hani Starklar oyunda var. Hani ismen geçiyorlar. Ama işte onları görmüyoruz.
Biz normalde Starklara bağlı bir kuzey eviyiz. Kuzey hanesiyiz. Ya bunu da zaten dizide gördük işte. Zibilyon tane kuzey hanesi var. İşte Kulover'a gittiler. Manderliler var. Kervinler var. Mormontlar var. Onların arasında bir tane de totomuzdan uyduralım. Kim bilecek? Diyerek eklemişler. Bundan kaynaklı olarak öyle bir aileyiz ama böyle bir aile ekleyip onların gözünden bakarken Starklara keşke bu kadar benzeyen bir aile yapısı tercih etmeselerdi. Hani mesela bakıyorsunuz Baratheon ailesine. İşte orada Renly, Stannis, Robert, 3 tane böyle güçlü erkek figürü, tamamen farklı bir aile yapısı. Onun kızı, Stannis'in kızı vardı, Shireen falan bilmem ne ama farklı bir aile yapısı falan. Çok başka bir şekilde işlenebilirdi sanki. Başka bir gözden bu hikayeyi izleyebilirdik. Bana bu kadar Starkvari bir ailenin gözünden hikayelerin anlatılması işin kolayına kaçmak gibi geldi. Ama bakalım, enteresan olabilir, güzel olabilir. Burada şimdi bizim burada keseceğim videoyu. İlk videoyu sonra devam edeceğiz. Aslında bir şeyler de göstermek istiyordum. Bu videoda mı göstereyim? Şöyle bir kitap var. Game of Thrones tarihini anlatan. Martin tarafından onaylanmış. Tamam, onun tarafından yazılmamış. Westeros Org'un yaratıcıları ve editörleri tarafından hazırlanmış ama tamamı Martin tarafından onaylı ve içeriğine destek verilmiş bir kitap bu. Bunun içeriğini size göstereceğim yeri geldikçe. Buraya dokundukça, aa şöyle enteresan şeyler var gibi. Şu anlık bir ihtiyaç olmadı çünkü bizim Kahya'nın maceralarını izlemekten başka bir şey yapamadık. Önümüze gelenin ölmesine sebep olduk falan bilmem ne. Şimdilik video bu kadar. İlk videomla benimle birlikte olduğunuz için eğer buraya kadar bana eşlik ettiyseniz çok mutlu oldum. Olur da bu videoların devam etmesini istiyorsanız ve bu videolar geldiğinde hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Yani dediğim gibi kanalın başarılı olup olmadığını ancak bu şekilde görebileceğim. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız ve ilk video olmasından kaynaklı olarak fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak bana iletirseniz çok 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 memnun olurum. Çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.